Günaydın, herkese merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Henüz daha yeni uyandım ve saati göstereceğim size. Evet, yine ben erken kalktım arkadaşlar. Bugün sağlık ocağına gideceğim. Açlık, tokluk, kan şekerime bakılacak. O yüzden erken saatte uyandım. Artık o kadar erken uyanıyorum ki gün bir türlü geçmek bilmiyor. Kahvaltı da yapamayacağım. Bilmiyorum 2 saat boyunca nasıl aç duracağım ben. Sağlık ocakları da 9'da açılıyor. Ve bu arada bir şey söyleyeyim size. Yorumlarda bana yazanlar oluyor. Saçlarını ne zaman boyatacaksın, ne zaman boyatacaksın. Gebelikte saç boyatmak önerilmiyor. Fakat en son doktora gittiğimde saçlarımı boyatabilir miyim diye bir sorayım dedim. O da ne dese beğenirsiniz, tabii ki boyatabilirsin dedi. Ve benim gözlerimdeki parlamayı görmeniz lazımdı. Yani saçlarımı aslında boyatabilirmişim. O yüzden bilmiyorum ne yapsam, boyat ama boyatmasam aslında diplerine vurmak istemiyorum boya. Hazır sarılardan kurtulmuşken şöyle şuralardaki renk farklılıklarını görüyorsunuz. Bunları düzelttirmek istiyorum ve şu sarılar artık bayağı bir soluklaşmaya başladı. Onları böyle canlı bir renk yaptırmak istiyorum ama bilmiyorum. İlk defa böyle normal halini görüyorsunuz. Oh, şimdi ne yapayım? Bir sabun var. Onu göstereceğim size. Yüzümü yıkayacağım. İşte bahsetmiş olduğum sabunlar bu arkadaşlar. Instagram'da o kadar popüler ki ben de çok merak edip edinmek istedim ve edindim. Şimdi sizlere de bahsedeyim. Mutlaka birçok kişiye fikir olacaktır diye düşünüyorum. Buradaki sabunun içeriği bu. Şöyle bir çok güzel sabun çıkıyor içerisinden. Değişik bir rengi var. Bunun içeriğinde de şöyle bir sabun çıkıyor ve kokusu o kadar güzel ki. Şeffaf sabunun içeriğinde, yani şu sabun aloe veralı bir sabun. Cilde pürüzsüzleştiriyor, siyah noktaları gideriyor, ciltteki lekeleri açıyor, aynı zamanda cildi de beyazlatıyor. Bunun içerisinde ise reis mantarı ekstrası varmış. Sivilce, akne, yağ bezesi, egzama, mantar gibi cilt rahatsızlıklarını ortadan kaldırmaya yarıyormuş. Bu arada Instagram adreslerini de ben aşağıya yazacağım. Şuraya yazıyorum, bakın. Kendisiyle de görüşün, o da size detaylı bilgiyi verecektir. Artık hazırlandım. Caner de uyandı. Kahvaltı yapmadık daha çünkü sağlık ocağına gideceğiz demiştim. Bugün neler yapacağımızdan da biraz bahsedeyim. Kayınvalideme gideceğiz. Sağlık ocağı onun evinin yakınında olduğu için ben kan tahlilimi verdikten sonra onlar da kahvaltı yapacağız. Çünkü 1-2 saat sonra tekrardan tahlil vermem gerekiyor tok karnına. Ondan sonra nereye gideceğiz biliyor musunuz? Hadi orası sürpriz olsun. Söylemeyeyim. O zaman artık evden çıkabiliriz. Annemlere geldik. Sağlık ocağında kanımı verdim. Kahvaltı hazırlıyor bize sağ olsun. Günaydın. Günaydın. Dedim yumurta yesin de. Evet. Yani her zaman yemiyor. Tuğba yumurta yemeyi çok sevmez. Aynen öyle. Ben de aç karnına kanımı verdim. Şimdi kahvaltı yapacağız. Bir saat sonra bir daha gideceğim. Sonra bir saat sonra bir dahaymış. Yani toplamda 3 kere kan vermiş olacağım. Öyleymiş. Ben 2 kere biliyordum. Bir aç bir tok biliyordum. Ama öyle değilmiş. Doktorun vardır bir bildiği. Vardır bir bildikleri herhalde. O öyle uygun gördü. Bakalım şimdi kahvaltımı yapayım. Karnım da acıktı bugün. Bayağı bir erken de kalktım zaten. Doktorla işim bitti arkadaşlar. 3 kere kan verdim. Birkaç gün sonra da sonuç çıkacakmış. Öğlen oldu. Caner'in dayısı geldi, yeğeni geldi. Pişi yapıyoruz şimdi. Dedim bir şeyler atıştırsın. Meleğin canı pişi istemiş. Melek gel bak gel. Bir de meleğimiz var bizim. Melek. Dur meleği görmediniz gel. Siz. Nilüfer'i gördüler. Bu da Nilüfer'in evet. Ablasından maşallah. Kızımız 12 yaşında henüz. Canı maşallah. Canı pişi istemiş dedim hemen 5 dakikada yatıverdim bildiğiniz gibi bu. Bir yumurta, yoğurt, kabartma sosu, un. İyice yoğurun. Evet, evet. Göz kararı un. Göz kararı un. Böyle tepsime de peçeteler koydum yağlı olmasın diye çok. Çok basit hemen 5 dakikada hallediyorum ben bunu. Biz çıktık yola, Ikea'ya gidiyoruz. Nereye gideceğimizi söylememiştim size. Vallahi bu anı bekleyeli çok oldu. Yani korona çünkü virüsten sonra hiç gitmek zaten kapalıydı Ikea. Aynen. Biraz İran'dan sonra da ben gitmek istemedim dedim. Çok kalabalık olur, yoğunluk olur. Biraz vakit geçti üzerinden. Kalabalık değilmiş o kadar. O yüzden biz de gidelim dedik. Çünkü avize bakmam gerekiyor. Bebek odasını oradan alacağım demiştim. Avize mi bakacağız? Benim hiç haberim yok aşkım. Nasıl yok aşkım ya?
baktım internetten ama içime sinen olmadı. O yüzden oradan bakacağım bakalım. İnşallah beğenirim. Hem de bakalım Ikea'ya yeni neler gelmiş. Uzun süredir kapalı, bir 3 aydır falan açık değildi. Özledim de orayı gezmeyi. Ikea'dayız ve kalabalık yok gördüğünüz gibi. Böyle komple gezeceğiz yani. Direkt çocuk odası bölümüne gitmeyeceğiz. Bir bakalım neler var neler yok. Uzun zamandır gelmiyoruz zaten. Bu saksıları da çok beğeniyorum. Hasır konsepti ha? Hasır. İçerisine de şöyle yapay bitki koymuşlar. Ama sen sormuşsun bebek odasında olur mu diye de. Valla bilmiyorum. Sahte canım. Sahte bunlar. Sahte koyabiliriz. Canlı çiçek koymayın dediniz bana. O yüzden koymayacağım ben de. Ama bunlar güzelmiş. Aşağıdan da bakabiliriz bunlara. Bölümü var. Saksı bölümünden bakarız. Oh, anne bakalım. Hadi kalk kalk. Daha çok işimiz var. Boş yer bulmasın. Hemen oturuyor benim valla. Salonuma hayal ettim. Nasıl olur diye ama çok kara. Çok kara. Ayak uzatmak için güzel. Şu sepet de yeni gelmiş galiba. Bu da yine hasır. Salondaki sandalyeme benziyor değil mi aşkım bu? Evet ama bayağı pahalı bunlar ya. 500 lira. Ulan şuna baksana. 470 TL fiyatı var. İnternette daha uygun. Ben 200 liraya falan almıştım. Kalitesi nasıl? Ben aynı. Fiyatları koltuk takımı alıyor yani. kalite olarak da aynı. Ama güzel kaliteli. Balkona istediğim sandalyeler de bunlar. Aslında... Bir tane bundan aldım. Niye ara aldın ondan? Tamam, telefon tutucu değil mi bunlar? Bakayım, fotoğrafı da var. Bakayım. Bilgisayar başında çalışırken lazım oluyor bu bana. Hem de bambu. Güzel. Fiyatı 9 TL. Tamam, ben de şu sandalyelere bakıyordum. Balkona. Ha, balkona olabilir. Fiyatını da söyleyeyim. 75 lira. 75 lira. Ama bu fiyata biz tel sandalye de alabiliriz. Evdekiler şu beyazlardan. Biz siyaha boyamıştık. Ama onlar kırıldı. Katlanan sandalyenin fiyatı da 90 TL'ymiş. Ama hani çok da kaliteli durmuyor. Onu söyleyeyim. Birkaç kere otur kırılır gibi duruyor. Bunlar daha sağlam. Dekor edilen evleri gezebiliyorduk ya hani. Artık onları gezemiyoruz. Sosyal mesafeyi korumak için. Böyle kapatmışlar. Nasıl dolap? Ayrıyeten montaj hizmeti 300 lira. Nakliye hizmeti ise 200 TL. Ha, 500 lira da öyle ekliyorsun üstüne. 500 lira da öyle ekleyeyim bu fiyata. Bir de ayrıyeten örnek veriyorum. Şifonyer aldın. Yanında yatak aldın. Onların da ayrıyeten hizmet şey oluyor. Tabii ki. Kargo ücreti aynen. Oluyor ve kullanımı onlar... oluyor. Evet. Böyle bu şekilde Ikea'nın gardıropları da ama benim aldığım gardırop da çok güzel. Çok içime sindi. Bütün ürünlerin fiyatları yükselmiş ama annemin aldığının fiyatı düşmüş. Anne o kadar şanslısın ki. 1899. Ne kadar tatlı. Baksana pembe pembe. Pembe oda istemiyorum diyordun ya aşkım. Ay pembe de güzel ya. Kapı önüne bir ayakkabılık düşünüyorsanız bunu tercih edebilirsiniz ki 4 tane ayakkabı toplamda 8 ayakkabı alabiliyor. Fiyatı 200 TL. Ha, benim askılıktan. Ben bunu ne kadar almıştım biliyor musun? 25 liraydı. 25 liraydı evet beraber almıştık. Beraber yeni almıştık değil mi hatırlıyorsun? Şimdi 85 TL. 85 lira. Severek kullanıyorum hala. İlk tanıştığımız zamanlardı galiba. Evet. Sen de bunu kendi odana almıştın. Bak. Şu ahşap raflıklar da çok güzel. Şu kasadan bende de vardı ama ben beyaza boyadım. Luna'nın odasında. İçerisine kedi kumunu koyduk, mamasını koyduk. O şekilde değerlendirdim. Evet, çocuk odalarına doğru gidiyoruz. İstediğim yatak da buydu. Bunu mu istiyordun? Demir, ha, büyüyebilen. Bunu istiyordum, hep hayalimde bu vardı. Ta ama ki, yine her zamanki gibi değişti. Ta ki yeni almış olduğumuz yatağı görene kadar. Bunun fiyatı 800 lira. Şöyle büyüyor bu galiba. Evet. Şöyle küçülüyor ve büyüyor. Alacağım şifonyeri de göstereyim size. Daha doğrusu aklımda olan ama vazgeçtiğim şifonyeri göstereceğim. Bunu beğeniyordum. Üç çekmeceli. İçi bu şekilde düzenleyici yerleştirmişler. Bunun ben de biliyorsunuz ki komodini var ve annemde de divanı var. Bunlar aynı seri. Genellikle kulplarını değiştirip de kullananlar da var. Saksı istiyordum ama hesaplı AVM'den almıştım biliyorsunuz. Burada da istediğimi göstereyim.
Evet, istediğim buydu. Hem bu şekilde kullanabiliyorsunuz, içinden şöyle çıkartıp da kullanabiliyorsunuz. Fiyatı 75 TL. Hani eğer hesapla vermediğini almasaydık aşkım, bunu alacaktım ben. O çok iyi denk geldi. Çok şey böyle. Nasıl yırtılacak gibi böyle. Evet. İşte istediğimiz yere geldik. Avizelerin olduğu bölüm. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Sonda. Ne heyecanlı ama ya. İşte bunlar. Çok kararsız kaldım. Ne yapacağımı bilemedim. 3 tane lamba beğendik avize. Bir bu. Onu Tuğba beğendi. Ama sonradan bu çok basit geldi bize. Caner bunu beğendi. Bunu ben beğendim. Çok değişik, güzel duruyor. Sonra bir de bu var. Ama bu da çok büyük sanki, değil mi? Kuş kafesi gibi aşkım. Zevk meselesi. Ne yapalım? Yok, şu bunu güzel. Bunu beğendik. Sanırım bunu alacağız. IKEA'dan çıktık. Birazcık forumda dolanacağız. Annem Esiva'ya girecekmiş. Bir şeyler bakacakmış. Sen istiyor musun kendine? Yok, annem baksın da. Var değil mi? Bir sürü tişörtümüz falan. Var. Var, bir sürü yazdığımız var. Gözüm görmüyor. Gözüm görmüyor. Ay. Soğan yaktı değil mi? Geçen gün ben de soğan doğruyordum. Hiç gözüm yanmadı. Tatlı ay. Soğanmış galiba. Normalde yakar böyle ağlatır. Ana baya baya ağlattı. Biz IKEA'dan geldik. Avizemizi aldık. Nevresim takımı beğenemedim. İçime sinmedi, o yüzden de almak istemedim. Akşam yemeği hazırlıklarına başladık. Soğan doğradım, bir orta boy soğan. Burada yiyeceğiz. Barbunya yapıyoruz değil mi? Evet. Buzlukta barbunya vardı, koymuştum. Bugünkü menüde barbunyamız var. Annemin buzluğunda varmış. O da kuru fasulye gibi oluyor değil mi? Öyle, tadı? Evet. Ay gözlerim çok kötü. Makarna suyum da kaynadı. Şöyle çubuk makarnalardan yapıyoruz. Mağazaları gezeceğimizi söylemiştim. Annem Esiva'ya girecekti. Buradaki Esiva kapalıymış. O yüzden giremedik. Dedim ki Penti'ye girelim. İşte bir takım, pijama takımı bakayım kendime. Mağazaya sadece 13 kişi alıyorlar. 13 kişiden fazla almıyorlar. Güneş de geliyordu oraya. Dedik beklemeyelim hiç. O yüzden Penti'ye de giremedim ama %50 indirim vardı, aklınızda bulunsun. Çok da güzel pijama takımları var. Ürünleri bayağı bir kaliteli. O yüzden bakamadım. Pijama takımı gene kaldı. Belki kemer altına giderim, bilmiyorum. Annem barbunyaları ayıklamış, yıkamış, böyle buzluğa atmış. Haşlamadan mı atılıyor bu? Nasıl oluyor? Çiğo. Çiğo. Çiğden attım. Evet. Ben de nohut atmıştım. Bayağı bir nohutumuz var evde. Salça da koyuyorum. Biber salçası, domates salçası. Salçalar yazdan kalma değil ama. Hazır salça. Hazır salça. Domates sosu da bitti. Yazdan kalma domates sosu da yok. Barbunyalarda böyle. Şimdi hepsini güzelce kavuracağım. İçerisine suyunu ilave edeceğim, tuzunu ilave edeceğim. Düdüklüğümü kapatacağım. Dağıldı zaten hemen, bakın böyle. Akşam yemeklerimiz hazır. Barbunya, makarna. Dünden de melemen varmış. O kadar güzel olmuş ki. Çok lezzetli oldu. Gerçekten çok lezzetli. Zeytinyağıyla oldu mu? Bir de domatını, biberini böyle. Domatesi biraz fazla olacak biberinden. Evet. Annem yemeği yaparken ben biraz menemeni tırtıkladım. Baba da en sevdiğim ekmeklerden almış. Şunları ben bayılıyorum. Mısır unu mu? Barbunyamız da böyle. Evet. Bandıra bandıra yedim vallahi. O zaman bize afiyet olsun. Evde tekrardan görüşürüz. Evimize geldik. O kadar yorulmuşum ki. Valla kanalımdı diye mi bilmiyorum. Hemen geldim eve, vitaminlerimi içtim. Çünkü sabah çıkarmaya gitmiştim. Şimdi Miralinda'nın odasındayım. Avizeyi size göstereyim. Yarın da biz annemin eve gideceğiz. Annemin torununa hediyeleri varmış. Bakalım ne aldı bilmiyorum. Büyük ihtimalle bir sonraki videoda da annemin eve gitmiş oluruz. Sizlere de gösteririm neler almış anneannemiz. Valla bu lambayı Caner beğendi, ben de çok evet. Beğendim ve içime sindi. Hakikaten çok güzel. Nasıl aşkım bu? Böyle herhalde. Evet öyle. Şöyle bir şey. Şöyle altından ışık. Bir de şöyle bir şey. O şey işte, tepeye takılacak, bak şuraya takılacak. Bak buraya bak. Buraya tamam, takılacak tamam. Olan şey. Böyle tamam. Sen odada hasır konsepti yapacağın için. Ay bir tane kuş kafesi gibi beğenmiş ya, nasıl da olsa arkadaşlar siz söyleyin ya, kuş kafesi gibi almış bir tane, onu beğenmiş. O konuda olmamıştı yani o. Tamam, bu olmuş ama. Bu olmuş. Olmuş. Bu değişik güzel. Değişik canım şimdi. Heh.
Hani şimdiki avizemizi göster. Şimdiki avizemiz böyle yani, klasik. Şimdi bir de böyle hayal edin. Ne kadar değişik. Beyaz ışık kullanacağım bu ya arada. Odadaki hasır konseptiyle birleşince daha güzel bir uyumlu olur yani. Hasır, bambu, evet. Nevresim takımını beğenemedim dediğim gibi. Bilmiyorum, onu internetten bakarım. Ya da bu farklı mağazalardan bakarım. Yandık, akşam kafasını telefondan kaldırmayacak. Yok, bir de ben çok yorulduğum için bugün kafam dalgındı yani. Hani bir bunu aldık, bir telefon tutucu aldık, Ikea'dan çıktık. Çok öyle dolanmadık. Luna da geldi, asayiş Berkemal. Var mı bir sorun? Anne muhtarı. Var mı bir sorun kızım? Yokmuş. Bir sorun yok. Kontrole gelmiş. Artık sizlere de burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.